Herkese merhabalar efendim. Evime, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen takipçilerim hepiniz. Bu kanalda umarım çok güzel günler geçireceksiniz. Burada garanti veriyorum güzel videolar izleyeceksiniz. Tek düze değil asla. Birbirinden farklı değişik videolar izleyeceksiniz. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Size şöyle sıcacık bir Mersin gününden selamlıyorum. Hava muhteşem. Yani neredeyse böyle yaz geldi diyebilirim. Hatta bugün bahar. Dün bayağı sıcaktı. Bayağı bunaltıcı bir hava vardı. Ama bugün biraz rüzgar onu düşürdü yani. Bugün günlerden alışveriş arkadaşlar. Çarşıya gideceğiz. Çocuklara bayramlık bir şeyler bakacağım. Kendime bulabilirsem ayakkabı bakacağım. Ondan sonra Mia balkona çıktı bu arada peşimden. Bir gözümle de onu gözetliyorum. Başka ne yapacağım? Bir arkadaşımızın bebeği olmuştu. Onun için bebek kıyafeti bakacağım. Bir de bugün salı pazarı var bizim burada. Ona uğrayacağız, alışveriş yapacağız. Hani gezerken dolaşırken video çeker miyim? Genelde ben unutuyorum. Büyük bir ihtimalle çekmeye çalışacağım ama çekmezsem de kusura bakmayın artık. Aldıklarımı gösteririm. Eve gelince aldıklarımı gösteririm. Ondan sonracığıma ne diyecektim? Ay ne tatlı da yattı oraya balkona ya Rabbim ya Resulallah. Bugün yemeklerim var. Bir önceki videoda izlediğiniz kadın budu köftemiz var. Domates çorbamız var. Zeytinyağlı pırasamız var. Hatta neydi? Patates püremiz bile var. Yanına da yine salata turşu falan çıkartırız. Allah bin bereket versin arkadaşlar. Allah herkese alım gücü versin. Herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin. Soframız herkese sofrasına şöyle güzel güzel yemekler koyacak kadar alım gücü versin. Öyle diyorum. Çocuklara birer parça en azından kıyafet bakacağım. İhtiyaçları var. Hem de bayramlık olsun. Çocukları sevindirmek çok güzel arkadaşlar. Biz çocukken böyle imkanlar yoktu. Elimden geldiğinde çocuklarıma kendim yaşamadığım her şeyi yaşatmaya çalışıyorum. Hemen geçiyorum. Hazırlanacağım. Çıkalım. Eşim bekliyor. Hadi Mia içeriye girelim kızım. Mia burada yerde. Hadi gidelim anneciğim. Hadi. Hadi geç bebeğim. Aferin kızıma benim. Aferin akıllı bıdığım benim. Oy. Buralara ne binalar yapılmış. Ben gelmeyelim. Nereye? Şu. Sürü şey çıkmış fidan. Bakalım bakalım neler var burada. Şimdi civile girdim bebek kıyafetlerine bakmaya. Hey Allah'ım şunlara bak. Çıt çıt dobadiler. 47.90. Şunlara baktım. Hediye götüreceğiz de. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu minnacık ceketleri. Hay Allah'ım. Tulumlar falan çok tatlı ya. Bak tam takım. Tişörtleri, her şeyleri çok güzel. Hani diyorlar ya her şeyin minna güzelliği. Aynen öyle. Hele kız kıyafetlerine bak. Şimdi biz çocuklara bayramlık almaya çıktık. Bir de bu bebek eşyalarına da bakalım dedik. Allah'ım küçük küçük gelinlikler bakar mısınız? Bir kızım yok. Ya da kız akrabam da yok.
Kız torunum olur inşallah. Ne diyeyim? Şunun bir benzeri arkadaşın kızında vardı. Gökkuşağı, unicornu. Bak bu çok tatlıymış. Bayıldım. Bu böyle üçlü mü? Evet, pantolonu. İçinin badisi, üstünün ceketi. Takım fiyatı mı bu? Bir bakayım şuradan. Ne kadarmış? Oo, 500 lira takım fiyatı. Üçlü. Ama malı çok güzel. Yerleri muhteşem. Ya bunlara hiçbir şey olmaz. 2-3 çocuk büyütür yani şu. Allah cimri cimri. Çoraplar. Çoğunluk kız çocuk için. Şurada da şeyler var. Şimdi bebek daha küçükken anne yanı beşiklere kullanılıyor. Daha sonra diğer beşiklere geçiliyor. Şu çok güzel bence. Hem böyle sallanıyor. Bir arkadaşımız doğum yaptı. Onun bebeği için kıyafet bakmaya geldim de. Çok da böyle içime sinen bir şeyler olmadı. Gelmişken size de göstereyim dedim. Bir de e-bebekle Waikiki'ye bakacağım. Ondan sonra karar vereceğim. Daha var zaten gitmemize. Şunlar ne? Şunlar şey mi? Araba içine. Ha, bak bunlar yeni çıktı. Bizim zamanda yoktu. Bu bebek arabasının içine koyuyorsunuz bunları. Güzel. Şunlar alt açma örtüleri. Çok güzel hem de. Hadi ben çıkıyorum. Gönlüme göre bir şey bulamadım çünkü. Şimdi nereye geldik? Şurada meşhur bir turşu suyu şeyi var. Oraya geldik. Turşu suyu alacağız. Hadi. Ha, burada meyve suyu falan da var galiba. Bakın turşuları göstereyim size. Şimdi çok meşhur bir humusçu var burada. Oraya doğru gidiyorum. Oruçuz ama. Bak bu. Şu. Şurası. Burada simitçi var işte, simit satan tarafı. Güzelmiş bak buralar. Ben niye hiç buraya gelmemişim? Gördüğünüz gibi alışveriş poşetlerim burada arkadaşlar. Şimdi ben hemen triportumu kuracağım. Sizlere ne aldığımı göstereceğim. Şunu da Okan'a aldığım var. Orada benim ayakkabım. Burada tişörtler. Şu da. Sadece şunu şöyle göstereceğim. Paketini açmayacağım. Günü gelip hediyelerini götürdüğüm zaman göstereceğim size. Onu da öyle bir video çekeceğim. Şurada arkadaşımızın bebeği oldu. Ona hediye götüreceğiz. Burada onu bebeğe aldığım hediye var sadece şu pakette. Bunu böyle kaldıracağım. Zamanı geldiğinde gideceğiz. Bayramdan sonra gideriz büyük bir ihtimalle. Onu şimdilik koyuyorum kenara. Ben hemen triportumu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi neler aldığıma geçebiliriz. Hemen Okan'ın pantolonundan başlayalım. Okan'a pantolonu eskimişti. Kıyafetleri birazcık böyle dedim dışarıda giymeye. Ya eskimedi de hala giyiliyor yani şöyle. Ama bayramda yeni bir şey olsun istedim. Dediğim gibi işte biz eskiden 23 Nisan falan denk gelirdi de orada giyilen kıyafetler bizim bayramlığımız olurdu. Görev aldığımız işte okula kıyafet getirirlerdi. Onun bütün sınıfın çocukları hepsi aynı şeyi giyerdi. Ölçülerimize göre dikilirdi. O da bizim bayramlığımız olurdu. Bütün bayram boyunca bütün mahalle aynı kıyafetle gezerdik. Yani hiç yeni bir şeyimiz doğru düzgün olmazdı arkadaşlar. Şöyle bir kot keten tarzı dedikleri. Şurası falan çok güzel deseni var kendiliğinden. Bakın şurada
şöyle dar kalıp dar kesim, tam böyle şu an gençlerin giydiği pantolonlardan. Okan da 20 yaşını dolduracak maşallah. Mayıs ayında inşallah. Şöyle bir pantolon aldım Okan'a. Hemen bunu koyuyorum. Bunun fiyatı 650 liraydı. Pazarlıkla 600 liraya zorla aldık. Mersin'de şey var. Bit Pazarı denilen bir yer var. Gerçekten çok güzel şeyler var. Hem de biraz zorlarsanız az buçuk indirimle de alabiliyorsunuz bazı şeyleri. Yani kıyafetleri falan. İnanın şu pantolonu gidin. LC Bakiki'de, işte Koton'da, şurada, burada 1000 liradan aşağıya alamazsınız. Üstüne de böyle bir tişört aldım. Görünüyor mu? Şurada aslan deseni var. Şurada. Tam net çıkmıyor sanki. Biraz şöyle indireyim. Bakın. Aslan deseni var. Okan Galatasaraylı. Onun için böyle aslan desenli olan şeylere bayılıyor. Bu desen böyle renkli, işte mavili, pembeli falan olanlar vardı. Turunculu, kırmızılı olan da vardı. Bir de böyle sadesi daha hoşumuza gitti. Bu sadesini aldık. Giydi, denedi. Üstüne de güzel oldu her ikisi de. Şu tişörtünü de düzgüncene katlayayım. Ozan Efe'nin pantolonları var. Şimdi Ozan Efe tam böyle gelişme çağında olan bir çocuk. Bu ay aldığımı 2 ay sonra olmuyor. Onun için ona bu sene pantolon almadım. Zaten dedim pantolonları var. Biliyorsunuz ödül törenine gittiğimizde giydirdim. Krem rengi pantolonu var. Bir de böyle yeşil, petrol yeşili tarzında pantolonu var. Şimdi onlar varken şey almak istemedim. Yeni bir pantolon almak istemedim. Bir de dediğim gibi şimdi alacağım, önümüz yaz. Ozan Efe kapri giymeyi çok seviyor. Öyle şeyleri de var, onun birkaç pantolonu var, öyle kısa pantolon. Uzunlar kalıyor. Seneye bu sefer olmuyor. Bir önceki sene ben onun ceremesini çektim. 3 tane pantolon aldım. Çok da kaliteli ve güzeldi, inanın. Bu sene olmadı o pantolonlar. Ozan Efe'ye de şöyle bir şunu attıralım geriye doğru. Bunun da böyle hafiften bir deseni var. Çok böyle net bir şey yok. Aslında ben farklı bir şey beğenmiştim. Babası onu 3 tane seçenek sundu. Bunu seçti babası da içinden. Hani dedim bunu da sen belirle. Bu da Ozan Efe'nin. Birkaç tane tişörtü falan var ama bayramda temiz temiz, dediğim gibi yeni bir şey giysin çocuklar. Peygamber Efendimiz de diyor ya, hani durumunuz yoksa bile bir mendil alın, temiz olsun. O bile yeter diyor bayram için. Kendime de bir ayakkabı aldım arkadaşlar. Bu benim çok uzun zamandır ihtiyacım olan bir şeydi. Ama hiç orada denk geleceğim aklımın ucuna dahi gelmiyordu. İnternete falan bakıyordum. Ama ayağıma göre bulamıyordum kesinlikle. Biliyorsunuz benim ayaklar rahatsız. Asla böyle ayağıma olan bir ayakkabıya denk gelmiyordum. Şöyle bir ayakkabı aldım ben de. Küçücük, şöyle hafiften kendiliğinden topuğu var. Bir nevi aslında babet. İsterdim birazcık daha şöyle kalın bir topuk denk gelsin. Ayağın üstü çok böyle şey değil. Açık. Bir de şurası hafif aslında ayağımın şişliğine denk geliyor ama katlanıyor gibi oluyor böyle. Orayı giyerken düzeltmem gerekecek. Çok rahat oldu ayağıma. 41 numara. Aslında dediğim gibi daha önce söylemişimdir muhakkak. Benim ayak problemim olduğu için, lenfödem hastası olduğum için ayaklarımın üst, yani şu ayakkabının şu kısmına gelen kısım var ya, burası aşırı şişiyor. Bacağı da şişlik veriyor ama tam böyle bilek kısmı, nasıl anlatayım size. Ayağın şu kısmı şişiyor, bilek şurada. Burada bir hasar var arkadaşlar. Kaçak buradan geliyor, geliyor, geliyor. Burada ayağın üstünde birikiyor. Buradan gelen geri gidemiyor. Tuhaf bir sistem yani. Lenf sistemi. Böyle bir ayakkabı aldım. Hem şık, hem zarif, hem de düz. Ayağımı da çok böyle yormayacak. Dediğim gibi şöyle küçücük bir topuk aslında olsun isterdim ama olmadı. Böylesi nasipmiş. Ha, fiyatları söylemedim bu arada. Doğru ya. Tişörtler şunlar. 350 lira arkadaşlar. Pazarlıkta 300 liraya aldık. Ayakkabım da kaçtı?
40 numaraya kadar 250 idi. Bunlar 380'di. Bunu da pazarlıkla 300 liraya almış olduk. Uzun zamandır hani bunları almayı planladığım için köşeye böyle ufak ufak paralar koyuyordum zaten. Bayramda alırım, bayramda alırım diye. Çünkü biliyorsunuz hani şimdi diyebilirsiniz YouTube yapıyorsun para kazanmıyor musun? Ben YouTube'dan çok da öyle aman aman bir para kazanmıyorum. Bir önceki ay bana 400 lira para yattı arkadaşlar. Onu da zaten dediğim gibi bugün mesela pazara gittik. Kaç lira harcadık biz? 500 civarı tutmuştur çünkü karpuz aldık. Birazdan onu da göstereceğim size. Aldıklarım böyle. Son olarak şöyle fotoğrafını da çekelim size poşetlerimi toplayayım. Eşim kendine bir şey almadı. Aslında ona da dedim. Bir tane de tişört ona beğendim ben. Bunu da sana alalım dedim. Bir de şimdi şey çıkmış arkadaşlar esnaflardan. Ya nakit istiyorlar. Kredi kartı asla geçmiyor. Ya da IBAN'a atın diyorlar. Bayram üstü de öyle bir imkanımız yok. Elimizdeki nakit de sınırlıydı. Ancak bunları yapabildik maalesef ki. Çok üzgünüm. Ama eşime de ilerleyen günlerde bakalım. Ben kendime bayramlık alacağım ama onlar internetten alacağım için çok güzel bir şeyler beğendim. Bakalım siz de beni bayramda beğenecek misiniz? Tabii ki bu saçlarla nasıl olacak hiç bilmiyorum. O kadar pişmanım ki kestirdiğime. Gerçekten. Çok pişmanım. Keşke gidip başka bir kuaföre sadece şuradan perçem ve kat kestirseydim. Arka kısmına asla dokundurmasaydım. Çok pişmanım yani. Bilmiyorum. Saçlarımın yüzünden bunalıma girdim gireceğim yani. Sürekli böyle çocuk gibi şuralardan tokayla tutturmak zorunda kalıyorum. Bugün düzleştirmedim de zaten böyle saçma sapan bir hal aldı. Öyle. Şimdi bunları böyle tek tek şey yapayım. Şuraya koyayım. Siz de o şekilde görürsünüz. Hemen mutfağa geçeceğim. Sebzelerimi çıkartacağım. Pazar arabasında bekliyor her şey. Onları yerlerine yerleştireceğim. Öyle. Hadi bakalım. Şunları. Ay. Bir de böyle uyku sersemliği, uyku şeyi. Dün dedim ki eşime hastanedeydik. Dün kontrolüm vardı. Simit poğaça alayım sahura dedi. Yok dedim ya alma ben yapacağım. İftarı açtık. O bir yerde uyukluyor. Ben bir yerde uyukluyorum. Böyle o kadar kötü oluyorsun. O kadar kötü oluyorsun ki anlatamam yani. Nasıl bir şey ya? Gün boyu şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şunu planlıyorsun, bunu planlıyorsun. İftarı açtıktan yarım saat sonra iptal. Biz yokuz. Sahura kalktım. Vallahi zar zor. Sahurda da çekim yaptım mı? Ben yapmadım diye hatırlıyorum. Patates kızarttım. Domates soslu patates kızarttım. İşte zeytin falan bitmişti. Onları ayıkladım. Bal bitmiş, o bitmiş, bu bitmiş derken hep böyle kaplarını boşaltmışlar. 2 gün ben sahursuz tuttum gibi bir şey. Onları ayarla. İnanın 1 saatte böyle yarı uyuyorum ama gözlerim böyle. O şekilde yaptım. Bir tek patates kızarttım ve işte diğer biten malzemeleri ayarladım. Ay çok konuştum yine. Hadi şunları göstereyim. Mutfağa geçtim. Pazardan aldıklarımı göstermeye geldim. Şimdi size. Dediğim gibi karpuz aldık. Karpuz çıkmış. Oruç oruç bunun da böyle konuşmasını birkaç yerde gördük yapıldığını, yendiğini falan. Canı çekiyor insanın. Şuna bakar mısınız? Bu büyük bir ihtimalle 1,5 kilo geldi. Kilosu 35 liraydı. Böyle dilim dilim satıyorlardı. Böyle bir karpuz aldık. 55 liraya bunu aldık. Ondan sonracığıma şöyle ben soğan aldım. Bu soğan nasıl bir soğan biliyor musunuz? Şu şekilde yeşillenmiş artık bunlar. Öyle bir leğene koymuşlar. 10 liraya satıyorlar. Normal soğan 15-16 civarındayken bunları 10 liraya satıyorlar. Şöyle 1 kilo kadar aldım. Yeşillik aldığımız yerde eşim taze soğan sordu. Ki o bizim yeşillik aldığımız yerde yeşillikler 5 lira. Taze soğanı 10 lira dedi. İnanmazsınız. Benim geçen gün size gösterdim ya işte bunu 10 liraya satıyorum.
Ondan daha az var içinde. Şimdi ben mesela bunu ektim diyelim. Bakın. Şu şekilde ektim diyelim. Bundan en az 3, bak şimdiden bak 1, 2 tane çıkıyor. Bir de şurada var 3 tane. 3 baş soğan çıkacak bundan. Ya sırf şu bir taneden bile, hatta nerede bir tane daha yeşil olan vardı. Dur bulayım. Heh. 3 tane de bunda, bak 6 tane. Şu 2 taneden bir bağ taze soğan olacak yani. Düşünün. Seviyoruz yemeklerin yanında böyle yeşillik yiyin. Bak 2 tane 3 tane de bunda var. Mesela. Bunda böyle 10 liraya aldım kilosunu. Şurada ne varmış? Burada salatalık var. Salatalık da çok güzeldi. Bu hafta salatalık ucuzlamış. Taze salatalık çıktı büyük bir ihtimalle. Şöyle salatalıklarımızda. Bakın. Hatta çiçekler üstündeydi. Birçoğunun düşmüş çiçekleri bazılarını. Böyle salatalıklarda. 10 liraya da salatalık aldık. Evde de biraz vardı. 1 kilo kadar, şöyle 1 kilo salatalık almış oldum. Ondan sonracığıma bu neymiş? Patlıcan. Bundan eşim imam bayıldı yapmayı düşünüyor. Böyle değişik bir annesinden öğrendiği bir tarif var. Ondan yapacak. Şöyle ince patlıcanlar aldık. Bunların da kilosu 20 liraydı. Biz yarım kilo aldık. 10 lira da buradan arkadaşlar. Sonra Mersin, biliyorsunuz, Narenciye şehri. Ay şu da şuradan sinir etti beni. Narenciye şehri, Mersin'imizin çok güzel limonları var arkadaşlar. Limon burada çok ucuz. Biliyorum büyük şehirlerde ateş pahası. Hem bulamıyorsunuz, bulduğunuzda çok aşırı pahalı. Şu limonlar kilosu 5 lira. Şöyle bakayım. 2 kilo kadar var bunda. Bunları ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu şekilde bırakmıyorum arkadaşlar. Bunları havlu peçete veya kullanılmamış, yani daha paketinden yeni çıkmış tuvalet kağıdı olur. İşte ekmek aldığımız gazete kağıtları var ya, hani ekmeği sardıkları böyle ten rengi bir kağıt var. Onlara sarabilirsiniz. Ya da limonunuz çoksa karpit diye mi geçiyor? Bir kağıt var böyle. Manavlarda limonlar sarılı olur, görürsünüz. Onlara da sarıp buzdolabında aylarca saklayabilirsiniz. Benim 2 ay önce amcam vermişti bize limon. Onları tek tek ben havlu peçetelere sarmıştım. 5 tane mi var? 6 tane mi var? Yani düşünün, 2 ay önceden beri limonum var. Ki birazını da sıktım, ben buzluğa attım. Şimdi bunları da yine sarıp o sebzeliğe kaldıracağım. Şurada da 2 kilodan fazla sanki ya. Sormam lazım eşime de. Hadi 2,5 kilo diyelim. Yani 15. 2 kilo diyelim. 10 lira da buraya vermiş olduk. Hadi gelelim diğerlerine. Biber ne kadardı ya? Şimdi iyi mi? Ben biberin kilosunu unuttum. Biber de ama nasıl güzel. Herhalde bunu sera bozumu yapmışlar. Büyük ihtimal. Bakar mısınız biberlerin güzelliğine? Köylü biberi. Yani sera da yetişiyor ama köylü biberi diye geçiyor bunun cinsi. Şöyle de ufak ufaklarını aldım. Aslında bak bunlardan çok güzel kızartma olur. Biber kızartması. Böyle kıt 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 diyeceksiniz. Ay. Yani ne gördük biz ya? Bir şey gördük de eşime diyorum ki, o da aynısını dedi. Oruçken biz pazara geldim. Ya her gördüğün canı çekiyor insanın. Her şey kokuyor burnuna. Hani acıkmıyorsunuz ama canınız istiyor onu yani. Burada da şöyle yaklaşık 1 kilodan fazla bir biber var. Ama kilosu kaçtı, üstünde yazı yoktu, hatırlamıyorum. Eşim bilir onu da, şu an o da evde yok. Domates yine güzel bir domates buldum. Şu domatesin güzelliğine bakar mısınız? Böyle kokladığınızda buram buram domates kokusu geliyor. Bunun kilosu 27,5'tu. 65 lira verdik buna. 2,5 kilo civarı gelmiş büyük bir ihtimalle. Bunu da şuraya koydum. Ondan sonra sırada ne var? Sırada bezelye var. Bak bunu işte akşam yerim. Bunun uğur. Sahurda hiçbir şey yememeyi göze alırım. Bunu ben böyle çiğ yiyerekten Ozan Efe'yi de alıştırdım. Ozan Efe de seviyor. Okan da bir iki böyle yiyor.
bezelye. Bir yerde 25 liraydı, bir yerde 20 liraydı. Bakar mısınız? Bunu biz böyle oturuyoruz, çiğ yiyoruz. Ha, içinde şeyler var. Mesela bakın şunu da size göstereyim. Birkaç tane bulayım. Böyle iri olanlar var. Şöyle hafif kartlaşmış deriz bizler. Bunları da ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle çiğ yerken bunları ayıklıyorum, saklama kabına koyuyorum, dondurucuya atıyorum. Bir yemek bir şey yaptığım zaman o bana lazım oluyor. Yani bir yandan da bezelyemi de buzluğa atmış oluyorum yani. 20 lira da ona verdim. En son toplayıp size söyleyeceğim. Burada ne var? Burada ay sanki şey seyyar düğün salonu geçiyor gibi. Bu şey amcadan aldığım yeşillikler. Şu nanenin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar uzun ve tazecik. Böyle yemeklerin yanında ben çok seviyorum. 5 lira. Şu gördüğünüz nane ay bundan çok güzel kısır olur. Şu maydanoz yine 5 lira. İnanın yani o kadar taze ve o kadar güzel ki keşke bir bağ daha alsaymışım bak. Bunlar ayıklanacak birazdan saklama kaplarına ya da buzdolabı poşetine girecek. 10 lira da orası. Şurada kırmızı turplar var. Küçük. Hani daha önce de almıştım ya. İki yerde sorduk. 15 dedi. Bir yerde sorduk. 20 dedi. Tesadüf sonra buna denk geldik. 10 lira dedi. İki tane de böyle turp aldık. 10, 20 lira burası da. Bakalım. Hasılat ne? Daha bitmedi. Daha var. Roka amcada yoktu bu sefer. Daha doğrusu çok küçük ve böyle sanki böcek yemiş gibiydi. Biz de rokayı başka bir yerden aldık. Pazarın iç kısmından aldık. Bakın rokanın güzelliğine. Hani 10 lira ama en azından yediğinize değecek yani. Çok güzel. Bu da dediğim gibi 10 lira. Ondan sonra o da ayıklanacak. Kuruyacak birazcık. Soğan kaç liraydı? 3 kilosu 50. Soğan şimdi poşetini yırtmam gerekiyor. Boşaltacağım zaten. Şöyle göstereyim soğanlarımı da. Gayet güzel. Kurutulmuş soğan. 3 kilosu 50 lira. Şöyle. Ondan sonucuma ay bir de patatesimiz var. Yine 3 kilosu 50 lira patates. Başka ne kaldı? Heh, sarımsağımız var. Yaklaşık şöyle 2 haftada bir ben bir sarımsak alıyorum zaten. Bakar mısınız? Ama bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Bir başına koyacağım. Diğerlerin hepsini soyup küçük bir kavanoza koyacağım. Her sarımsak lazım olduğunda soymakla uğraşmayacağım. Öyle bir düşüncem var bakalım. Dur. İcraata geçirebilirsem. Bu da böyle paket lastiğiyle bağlıyorlar. 1, 2, 3 tane var. 20 lira. Şu şekilde arkadaşlar. Ben bunların hepsini hesap makinesiyle toplayayım. Ondan sonra size ne kadar tuttuğunu söyleyeyim. Ve videomuzu da orada da kapatalım arkadaşlar. Şimdi ben hesap makinesiyle hesaplarımı yaptım arkadaşlar. Meyve falan yok bunun içinde. Yine sebze yok. Havuç yok. Marul yok. Ondan sonra başka ne yok? Yani bu tarz şeyler olmadığı için biraz uygun tutmuş. Bir de azar azar aldık. Ondan da biraz uygun tutmuş. Şurası şu gördüğünüz alan 370 lira tutmuş. Gayet iyi. Şimdi bu patatesler ve soğan haftaya da yeter bize. Yani bu hafta biraz uygun tutmuş ama dediğim gibi birçok sebze yok. Marul yok, havuç yok. Ondan sonra yemeklik kabaktır, patlıcandır onlar yok. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoma gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Beni takip etmeye devam arkadaşlar. Benimle kalın, takipte kalın. Hoşça kalın.